Merhaba arkadaşlar, ben Ulaş Bayraktar. Beyond Borders serisinin bana ayrılan seansında sizlerle müşterekler siyasetini paylaşacağım, müşterekler siyasetine dair bir tartışmayı yürütmeye çalışacağım. Bunu da kompoz canlı müşterekler siyaseti diye el arttırıyorum diyelim. Uzun zamandır... Buna kafa yoruyorum. E, Mersin'deki kültürhanede buna dair küçük denemeler yapıyoruz. E, pilot çalışmalar yapıyoruz diyebilirim. Oradaki meramımı birazcık daha kavramsal düzeyde sizlerin tartışmasını açmak istiyorum. Bunun için sizler bunun için hazırladığım bir PowerPoint'i paylaşayım belki izlemesi daha kolay olur. Evet, kompozisyonlu müşterekler politikası diyorum. Burada önce kompost yağından neyi kastettiğimi sizlere açayım isterseniz. Bunu sevgili Güneş'in Oya Aydemir'den e, ilham aldım. O bir biyolog biliyorsunuz Buğday Derneği'nde ekolojik çalışmalarda çok önemli bir isim. Türkiye'de ve o kompostun biyolojik evrelerini, biyolojik açıklamasına dair bir metin kalemi almıştı geçenlerde ve bu metinde bu çerçöpün nasıl oluyor da bir e, mis gibi toprağa dönüştüğünü veya işte metan gazıyla zehirli, tehlikeli bir alana dönüştüğüne dair bir yazı kalem aldı. Orada bu kompostlaşmanın e, daha negatif olan e, versiyonunda yani çürümenin boyutlarını ele aldı. Bunun ilk boyutu oksijen oksijensizleşme yani eğer o atılan e, atıklar e, oksijensiz kalırsa, kendi aralarındaki o yani aralarına oksijen girememesi halinde o topraktaki atıklar zehirli gazlar halinde atmosfere salınıyor. Bu da bildiğimiz gibi sere gazı adı eee gazı ile sonuçlanıyor. Bir diğeri e, oksijenin olmadığı yerde cansızlaşan toprak eee makro agriyaların oluşabileceği bir boşluk yaratmıyor. Yani sıkışma başlıyor. Bu sıkışma halinde de sadece kısa köklü e, metabolizmalar yaşayabiliyor çeşitlik azalıyor ve son olarak da hem oksijensizleşme hem sıkışma e, toprağın pH oranını e, değiştirip daha asidik bir, e, bir 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 toprak yaratıyor Bu da e, yine o daha e, as, asidi seven asidik bileşenler salgılayan canlıları da e, canlı canlı ları çağırıyor ve toprağın toksikleşmesi artıyor. Gördüğünüz gibi oksijensizleşen, sıkışan ve e, ve asidikleşen toprağın sonucunda da o işte Sultanbeyli çöplüğünde gördüğümüz gibi patlama olabiliyor çok kötü bir koku ortaya çıkıyor, sağlıksız bir ortam yaratılıyor. Bunu biz alıp sosyal bilimlere, daha toplumsal bir yapıya adapte edecek olursak, biraz zorlamayla da olsa, yani eğer oksijensizleşirse, bir toplumun huzur, barış içinde yaşaması için gereken adalet azalıyor diyelim. Bu ortamında güvenin azalması, insanların birbirine şüphe duyması, gette ulaşmayı, içine kapalı toplumsal e, grupların oluşmasını sağlıyor. Bu da aslında bireyselleşen bir toplumsal eko, ekosistem yaratıyor. Sonuncu olarak da o asidik ortam, zehirli ortamda on size benzemeyenlere yönelik bir ayrımcılığı, bir nefretlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Böylece işte bir e, e, besin atığının zehirli bir maddeye dönmesiyle işte daha adaletsizleşen, bireyselleşen ve ayrımcılığa kurban edilen toplumsal yapılar arasında bir benzerlik olduğunu iddia ediyorum ve bu yaşadığımız çağ Türkiye özelinde değil genel olarak da böylesine bir çürümenin, bir paradigmanın iflasının yaşandığı bir çağ olduğunu düşünüyorum. Buna yönelik olarak da peki biz o mis gibi toprak olan komposta geçmeyi nasıl sağlayabiliriz? Onun üzerine konuşmamız lazım. Çünkü şu anda yaşadığımız biraz önce de söylediğim gibi aslında bir medeniyet kaybı yaşıyoruz. Yani çürümen o besin atıklarının çürümesine benzer bir şekilde bireyselleşen, adaletsizleşen ve nefret diline kurban edilen bir toplumsal yapı aslında Tocqueville'in o Amerika'daki demokrasi kitabının başında söylediği gibi bir medeniyet kaybına sebep oluyor. Sadece kendine benzer, kendiyle e, o, organik bir güven ilişkisi kurabilen insanlardan oluşan kapalı, e, daha gayrimedeni bir topluma gidiyor. Bu medeniyet sorusunun ne olduğunu düşündürüyor bize. O da aslında burada medeniyeti, senetin tanımı bu. İnsanları birbirinden korumakla beraber birini diğerinin eşliğinden hoşnut bırakan etkinlik. Yani hem bir arada yaşa yaşamak iyi mümkün kılan hem de o bir arada yaşamanın muhtemel sonuçlarını engel olacak engel olacağı güvencesini veren bir toplumsal halden bir bahsediyoruz medeniyet adı altında buna işte adab-ı kuralları da girer bir takım hukuki müeyyideler de girebilir ama önemli olan o birlikte yaşam pratiğini daha huzurlu, güvenli, barışçıl bir şekilde sağlamak. Bunun için neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğumuz sorusu akla geliyor. Yani neden biz böyle bir medeniyet den mahrum kaldığımızda böylesine bir çürüme yaşıyoruz. Çünkü aslında insan doğuşu itibariyle aciz bir varlık. Yani kendi başına hayatta kalamayacak kadar savunmasız, beceriksiz bir yaratık. Ne işte pumalar kadar hızlı koşabiliyoruz, ne kuşlar kadar yüksekte uçabiliyoruz. Ne dişlerimiz, çene yapımız e, parçalayacak bir kuvvete sahip. Ne işte e, pençelerimiz var, ne zehirli oklarımız var. E, bunların olmadığı bir yerde ancak biz birbirimizle beraber yaşayarak yani birlikte hareket ederek o bir birlikte hareket etmenin mümkün kıldığı araçları, teknikleri geliştirerek mümkün. Dolayısıyla aslında bizim hayatta kalmamız doğal bir Başarı değil... teknik bir e, teknik bir mucize yani biz parmaklarımızı ellerimizi kullanarak alet yaparak ateş, ateşe hükmederek bir takım toplumsal teknolojik sistemler kurarak ancak bu gezegende hayatta kaldık hayatta kalmanın da ötesine geçtik aslında e, bu bu gezegen üzerinde haksız bir e, egemenlik kurduk hegemonya kurduk işte bu teknik özün de yani araç kullanmak aletleri falan bir tarafa bırakacak olursak aslında bunu mümkün kılan da birlikte yaşama pratiği bir teknik olarak bunu başardığımız için bu yüzden de o medeniyet e, mevhumuna ihtiyaç duyduğumuz için bütün e, bu çürümenin yarattığı endişenin sonuçlarını görüyoruz şimdi burada e, fakat şöyle bir sonuç oluyor stikler bunu Tekniğin teknolojiye geçişi adını veriyor. Yani bizim aslında hayatta kalmak için geliştirdiğimiz bir teknik bir nokta itibarıyla bizim de, bizden bağımsız, hatta bize hükmeden bir seviyeye geldiğinde yani aslında bizden isteneni yapan değil de bizim bir adettiğimiz ettiğimiz bir e, e, te, bir seviyeye geldiğinde biz işte bilişsel ve duyusal bir pro yaşıyoruz. Stigler'in itirazı aslında Marksist yazındaki proletelleşmenin sadece emekle emeğe e emekle özdeşleşmesine yönelik bir itiraz. Yani sadece emekçiler üretim araçlarına yabancılaşmıyorlar Marx'ın iddia ettiği gibi. Aslında hepimiz yaşadığımız, kullandığımız e, teknolojilerin e, başvurduğumuz araçların tahkümüne giriyoruz ve dolayısıyla onlara da yabancılaşıyoruz. Bir nokta itibariyle en basitinden biz A noktasından B noktasına gitmek için bir e, bir yol e, bir e, A noktasından B noktasına gitmek için yardım istemiyoruz. A noktasından B noktasına giden yolu kayıtsız şartsız, sorgusuz sualsiz bir şekilde navigasyon cihazının bize bize verdiği talimatlar etrafında şey yapıyoruz. Bunu sadece böyle gündelik hayatta düşünmeyin. Mesela Türkiye kentleşmesini hatırladığımızda aslında biz bu Türkiye kentlerinde yaşadığımız sorunlara bak buradaki hayatta kalma stratejisi yani o 50'lerden itibaren göçmenlerin akın akın kente geldikten sonra geliştirdiği en formal dayanışma pratiklerinin bir süre sonra bir teknolojiye dönmesinin sonuçlarını yaşıyoruz. Bu ne demek? Mesela ben e, Türkiye kentleşmesini bu dört fotoğrafla açıklamayı çok severim. Bunlar da birincisi zaten ortadaki gördüğünüz gibi 1950'lerden itibaren yaşanan çok büyük kitlesel göç hala devam eden e, yurt içinden, yurt dışından zorunlu veya e, e, gönüllü olarak, zincirleme olarak yaşanan göçlerin e, bir, bir sonucu yaşadığımız kentler. Bu göçler neden şu andaki hem yapısal çevreyi hem de sosyopolitik evreni şekillendiriyor? Çünkü baktığınızda bu göçle gelenler hayatta kalmak için başlarını sokacak bir yere ihtiyaçları vardı o evlerinden iş yerlerine gitmek için bir takım taşıt taşıma imkanlarına ihtiyaçları vardı ve hem bir gelir elde etmek hem de gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için bir tür ticari faaliyete ihtiyaçları vardı. Bütün bunlar aslında işte gece konduyu, dolmuşu ve iş işportayı zorunlu kıldı. Başımız sokmak için devlet arazilerinde veya özellik üzerinde ruhsatsız, imarsız yapılar e, inşa ettik. Bir yerden bir yere gitmek için tamamen e, bir takım insanların keyfine keyfine keder e, dolmuş e, hatları düzenledik ve e, 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 bu hem bir e, istihdam alanı olarak hem de işte gündelik ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere e, seyyar satıcıları, iş portaları e, gördük. Şimdi bu üç mevhumun yani dolmuş, işporta ve gece kondunun ortak iki temel özelliği var. Birincisi söylediğim gibi bunlar yasa dışı, en formel e, pratikler en azından baş itibariyle. Daha ikincisi ve daha önemlisi olan bunları mümkün kılan yani bu enformelliği formelliği, bu e, kamuya karşı direnişi mümkün kılan çok dirençli Dayanışma ağları üzerine oturuyor. Yani sizin nerede gece kondu kurabileceğinize, hangi hatta sefer yapabileceğinizi nerede simit veya midye dolma satabileceğinize karar veren aslında sizin destek aldığınız e, toplulukların, hemşerilerin diyelim ya da e, tarikatların e, tarikatlara bağlı. Yani siz istediğiniz yerde simit satamazsınız, siz istediğiniz yere bina inşa edemezsiniz, siz istediğiniz yerde yolcu taşıyamazsınız. Ne oldu? Bir yandan bu enformellik başta bir hayatta kalma stratejisi olarak kentlere e, nüfuz eden bu enformellik bir nokta itibariyle hem e, kurumsallaştı, hem kemikleşti, hem de artık e, hayatta kalmanın ötesinde bir rant aracına dönüştü. İkincisi bunları mümkün kılan bu dayanışma ağları, hemşerilik bağları yavaş yavaş onlar da kurumsallaşarak bütün yerel siyaseti etkisi altına almaya başladı. Sadece yerel siyaseti değil, ulusal siyasette de temel e, kriterlerden, temel değişkenlerden biri haline geldiler. Sizler de takdir edersiniz ki birisi bir adayla ee, onun aday, adaylık sürecindeki en temel sorulardan, sorulardan biri nereli olduğu hangi topluluğu mobilize etme yeteneğine şansına sahip olduğudur o, bu yüzden de biz hala aslında bu en formal dayanışma ağlarının uzantısı olan toplulukla o e, Robert Putnam'ın e, e, birbirine bağlayan sosyal sermaye dediği bonding social capital dediği e, ...nüvelerin sonuçlarını yaşıyoruz. Ne gibi sonuçlar yaşıyoruz? Baktığımızda o Türkiye'de kentlerin hem adayları... ...daha sonrasında bu adayların yürüttüğü politikaların hepsi aslında... ...artık birer baskı grubu sayılabileceği bu dayanışma örüntülerine bağlı. O yüzden de işte çürüme dediğimiz şeyin Türkiye kentlerindeki izdüşümü, ...bu yaşadığımız kentsel e, manzaralar... Ve bunları mümkün kılan kentsel ilişkiler işte hala biz e, e, birbirine benzeyen organik bir güven içinde hareket eden toplulukların diğerlerini öteki kılan onlara ayrımcılık nefret diline ulaşan e, tavırlar sergileyen ve di, başkalarını da burada yaşatmayan e, e, burada yer vermeyen bir, e, bir, bir 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 siyasal arenada bir siyasal platformda çözüm üretmeye çalışıyoruz. O yüzden de bunun ııı e, güneşinin çürüme dediğinin tersine çevirecek bir kompostlaşmanın nasıl olması gerektiğini kafa yormamız gerekiyor. Yani burnalı türün değişiyle aslında toplumsalı yeniden toplamaya ihtiyacımız var. Bu kitabında işte aktör a teorisine bir giriş aslında daha e, epistemolojik bir bir bir, bir ...bir çalışma ama onun iddiası... ...toplumsalın e, verili olarak... ...kabul edilmemesi gerektiği. Yani toplumsal yapılar, toplumsal ilişkiler... ...dediğimizde tahta masa... ...plastik sandalye gibi... ...ham maddesini işaret eden... ...değişmez bir oluştan bahsetmiyoruz. Toplumsallık her seferinde... ...yeniden kurulan... ...oradaki aktörlerin karakteri... ...hareketleriyle şekillenen... E, ...sonsuz bir değişken... ...olduğu için onun analizi, onu değiştirmeye yönelik hamlelerin her seferinde yeniden planlanması gerekiyor. Yani bir kopyala yapıştır gibi toplumsallaşma, topluma dair bir şeyler yapmanın mümkün olmadığını iddia ediyor. Bunun detaylarına girecek olursak esas mevzumuza giremeyiz ama buna da e, bunun da önemli olduğunu hem bu aktör A teorisine bir girişin hem o nesne yönelimli e, ontolojinin şu anda felsefede sosyolojide çok önemli tartışmalar olduğunu altını çizelim. Şimdi buradan bizim toplumsalı yeniden toplamaya ihtiyacımız varsa yani yaşadığımız kentsel siyasetin çürüme emareleri gösterdiğinin inanıyorsak ne yapacağız sorusu geliyor. Burada başka bir akım devreye giriyor. Orada epigenetik tartışmaları. Yani e, tıpkı işte Brunal Atur'un. Toplumun yeniden toplumsalı tarif ederken kullandığı gibi e, epigenetik de gen sayısına değil kaç kişi olunduğuna, kaç tane gen olduğuna değil bunlar arasındaki bağlantılara ilişkilere dikkat çekiyor. Yani o bütün bütüne bakmak, toplum denilen şeyin e, o bir masif bir e, kitle gibi görülen e, manzaranın değiştirilerek onun parçalarını onun parçalarını oluşturan ilişkilere bakmak ve bu ilişkilerde ortaya çıkan enformasyona ...odaklanmak gerektiğini düşünüyor. Çünkü otopoezis yani öz... ...öz yaratım ilkesinin... ...varlığını yani her ilişkinin... ...her ilişkide yaşanan... ...her ilişkide ortaya çıkan enformasyonun... ...yeni bir yaratım sürecini... ...tetiklediğini, her ilişkinin... ...ve bu ilişkiye dair parçaların... ...bu yarattıkları, birlikte yarattıkları... ...yarattıkları enformasyonla... ...yeniden... ...kendilerini ürettiğini iddia ediyor. Bu yüzden de işte... E, Sevgili hocamız Beyin Cerrahı, Türker Kılıç'ın tavsiye ettiğim bir kitabı bu. Yeni bilim, bağlantısallık, yeni kültür, yaşamdaşlık. Yaşamdaşlık e, bu epigenetiğin, epigenetiğe başvurarak toplumu yeniden toplamanın anahtarı gibi geliyor. Ben buna müşterekler siyaseti diyorum. Türker Hoca buna e, bağlantısallık, yaşamdaşlık diyor. Aslında aynı e, mevhuma dönüyoruz. Biz sadece yaprağa odaklanarak ormanın iç anlamaya çalışmaktan ziyade o ormanı mümkün kılan ilişkiler, o ekosistemin ilişkilerine bakmamız. Eğer bir bir şey değiştirmek istiyorsak o orman içinde bu ilişkilere yönelik hamleler yapmamız gerektiğini ifade ediyor. Burada da işte e, bir o, o bir paylaşım değeri diye bir bir değer, de, değer aklıma geliyor benim uzun zamandır düşündüğüm şimdi bu çerçevede e, çok e, bu çerçeve çok uygun olduğunu düşündüğüm bir kavram biliyorsunuz Marksist yazında bir e, kullanım değeri vardır bir de değişim de, e, değişim değeri vardır yani sizin e, sizin işinize yaramasın sizin ne kadar işinize yaradığı bir değere eee tekabül eder. Eee bunun piyasada ne kadar ne, ne kadara değiştirildiği de başka bir değere tekabül eder. Peki bunların ötesinde yani benim kullanım ve piyasanın eee e, takdirinin ötesinde acaba benden bağımsız olarak bir arada olmanın değerini yani paylaşım değerini de tartışmaya katabilir miyiz? Buradan hareketle ben eee işte müşterekler siyasetine yani o siyasal epigenetiğe odaklanmaya çalışıyorum. Ve bunu işte o en formal dayanışma ilişkilerini mümkün kılan hemşeri bağlarını e, tekrar nasıl üretebiliriz? Bir müşterek olarak tekrar nasıl tahayyül edebiliriz? Ona o, 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 onun üzerine kafa yarıyorum. Burada da müşterekleri hatırlayalım. Müşterekler aslında yazına giriş itibarıyla devlet ya da özel mülkiyete tabi olmayan e, hava gibi okyanuslar gibi ormanlar gibi e, e, doğal varlıkları ifade eder. Bunu şu gün, günümüzde artık sadece doğalların ötesinde siyasal sosyal yapı ve pratiklere de uygulayabilir miyiz? Sorusundan hareketle ben hemşeriliği de bir müşterik müşterek değer olarak yeniden tahayyül edebilir miyiz? Bunun üzerine düşünüyorum. Bunu da yani müştereklik zaten orman, okyanus gibi hali hazırda var olan, doğal olarak var olan ötesinde keşfedilmeye e, keşfedilmeyi bekleyen ya da icat edilmesi gereken pratikler, ilişkiler gibi düşünüyorum. Bu ilişkileri de dört farklı eksende e, e, hayal ediyorum. Birincisi insanların, kent ölçeğinde düşünüyorum, ee, o ilişkileri, epigenetiği değiştirmek için yeni bir otopoesis yaratabilmek için kentlinin kentte yaşayanın kentli olan ilişkisini, kentte yaşayanın kentliyle diğer kentliyle olan ilişkisini, kentte yaşayanın kentin gündemiyle ilişkisini, bütün bunların etrafında da yeni bir örgütlenme yapısının mümkün olup olamayacağı sorusuna cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da işte Türkçedeki hem önekiyle işte aynı zeminde buluşmak, aynı e, yerli hissetmek, aidiyet bağını ortaklaştırmak ...gündemi ortaklaştırmak ve dertleri ortaklaştırmak olarak e, özetliyorum. Buna yönelik olarak bir takım işte e, benim aklımın erdiği e, olası parkurları da sizlerle paylaşayım. Birincisi işte baktığınızda kentin, kentle olan ilişkiyi değiştirmeyi arzu ediyorsak... Kent ünite dair bilgi üretmemiz gerekiyor. Yani bizden önce burada neler olup bittiğine bakmamız gerekiyor. Ee, burada kimler vardı? O Cemal Kafadar'ın e, harika kitabının başlığında olduğu gibi. Kim varmış biz yok iken? E, işte i̇şte Balyanların eserlerini bilmek gerekiyor. Bursa'da Deli hikayesini bilmek gerekiyor. Taksim'den Sultanahmet'e kadar uzanan o, e, o güzergahtaki Türkiye'nin siyasal hayatında bir tanıklığı olan mekanların hikayesini bilmemiz gerekiyor. Bunları üretmemiz gerekiyor ki o zaman bir dinlenme tesisinin muamelesi yapmaktan, bir otel odasında yaşıyoruz hissiyatından kurtulabilelim. Oranın hikayesini bilerek, oranın belleğiyle aşina olarak, o kentte olan ilişkimizi değiştirebiliriz. İkincisi bu yaşadığımız kentte o gettoların dışına çıkan bize benzemeyen bizim bizim gibi olmayanlarla teması yaratmamız gerekiyor. Yoksa işte o çürümenin çürümede konuştuğumuz gibi sadece kendimize benzeyenlerle bir yaşam kurup diğerlerini ötekileştiren, diğerlerine diğerlerine ayrımcılık hisseden bir yapıya evriliyoruz. Bunun da yolu işte gelin kardeş kardeş oturun deyip böyle bir çöpçetanlık faaliyetin ötesine geçmesi gerekiyor. Kendi doğallığında kendi kendi tesadüfiliğine dayanması gerekiyor. İşte Gezi'deki yeryüzü sofraları gibi aslında bir takım sosyal faaliyetlerin e, buluşmaları karşılaştırma, karşılaşmaları mümkün kılması gerekiyor. Buna da işte zeminleri ortaklaştırmak adını veriyorum. E son olarak e, bütün bu bağ kurmakta yani medyanın durumu Türkiye'de ortada yani işte bir takım ...menfaat ilişkileriyle e, siyasi ekonomik baskılarla e, cendereye alınmış bir basın eee e, yerelde daha da zor durumda. Çünkü işte ana ana akım medyanın gücü karşısında e, yerelin görünürlüğü yok. Yani siz İstanbul'da ne olup bittiğini benim yaşadığım şehir Mersin'den çok daha rahat takip edebiliyorsunuz. O yüzden de bilgi üretmenin gündeme dair gelişmeleri, bilgileri paylaşmanın yeni yollarını özellikle sosyal medyayı veya işte bir takım audiovisüel teknolojik imkanları buna seferber etmek gerekiyor. Yani sadece Facebook'u, bireysel basın açıklaması, imza e, imza atma faaliyetinin ötesinde gerçekten sizin kanaatinizden öte olup bitenlere dair o 5N1K kuralını takip eden içerik üretmekte e, mesulüz gibi. Yoksa biz bu kente değer verelim, kentlilerle birlikte hareket etmeyi bilelim ama kentte ne olup bittiğinden bir habersek o zaman onu müşterekleştirmek, ona dair bir şey yapmamız da çok mümkün olmaz düşünüyorum. İşte bütün bunlar, yani e, o tarif ettiğim gibi kentle bağını güçlendirmiş kent ilişkisini yoğunlaştırmış ve gündemi takip eden bireylerin bir araya getirdiği Yeni topluluklara ihtiyacımız var. Fakat bu yeni topluluklarında bilindik o Türkiye siyasetindeki başkanlık sistemini yani bu bir cumhurbaşkanlığı da olabilir parti başkanlığı da olabilir belediye başkanlığı da olabilir dernek başkanlığı da olabilir bunun da ötesine geçen işte rejimatik örgütler adını verdiğim daha e, daha adok daha e, esnek yapılara e, ...muhtacız. Yani yoksa... ...yeniden o başkanlık sistemini... ...yerelde, tematik, insan hakları... ...hareketi bağlamında üretmenin... ...çok da bir manası yok. Çünkü... E, ...cevap vermeye çalıştığımız... E, ...toplumsallık... ...buna çok uymuyor. Bunun yollarını... ...birkaç tane hızlıca örnek vererek bitireyim. İşte barınma gibi, gitgide... ...daha yakıcı bir sorun haline gelen... ...yapının sadece... ...işte kiraların oranını belirleyen, buna dair düzenlemeler isteyen, yasaklar isteyen veya işte bir takım konut arzını talep eden bir yapının ötesinde işte o bağımızı kurduğumuz insanlarla birlikte hareket etme imkanını sağlaması gerekiyor. İşte düz Umut evleri çok önemli bir deneyimdir. Oradaki Düzce'deki 99'daki hak sahibi olmayan depremzedelerin İstanbul'daki uzman, mimar, avukat, kent bilimci, sosyolog, hukukçularla birlikte kurduğu bir oluşumdur ve birkaç sene önce dünyanın en önemli e, toplu konut e, pratiklerinden biri olarak seçilmişti. Dünyada başka örnekleri var. İşte koç surfing, evinizdeki bir yatağı açmanız üzerine kurulu Airbnb'nin dayanışma paylaşım değeri yaratan başka bir örneği sayılabilir. Ya da Hollanda'da sol altta gördüğünüz e, huzur evlerinde e, öğren, huzur evleriyle öğrenci yurtlarını birleştiren Dolayısıyla sosyalleşmeye ihtiyaç duyan yaşlılarla konuta ihtiyaç duyan gençleri bir araya getiren pratikleri görüyoruz. Veya işte Amerika'daki bekar anneleri bir araya getiren o çocukların sorumluluklarını paylaşmayı üstlerinden yük almayı hedefleyen bir takım pratikler var. Gördüğünüz gibi bunlar bilindik anlamda hiyerarşik başkanı olan kuralları olan yapılar değil. Daha böyle soruna yönelik esnek bir şekilde örgütlenebilen yapılar. Buna işte rizomatik için önemli. Ya da işte ulaşımda yani bisikletle ulaşım araç paylaşımı, toplu taşımayı kullanmaya yönelik teşvikler veya işte sol altta gördüğünüz gibi yaya servisleri yani öğrencileri arabayla alan değil, birlikte evlerinden okula gitmelerini sağlayan yapılar, bisikletli veya yaya bunun örnekleri olabilir. İşte tüketim, işte o işportacılığa karşı şu anda Türkiye'nin birçok yerinde çok fazla gıda topluluğu kuruluyor, kooperatif kuruluyor ve dert de yani e, ürününü e, kıymeti ile satabileceği üretici ile e, daha sağlıklı daha adil bir gıdaya ulaşmaya çalışan insanları bir araya getiren türetici denilen e, oluşumları mümkün kılan oluşumlar Türkiye'nin dört tarafında serpiliyorlar. İşte kentsel tarım başka bir örnek yani e, üreticiye doğrudan gitmeyenden kentliyi de bir üreticiye dönüştüren pratiklerde e, hobi bahçeliğinin ötesinde sadece ee, orada özel mülkiyete tabi bir şekilde tarımsal faaliyet yapmak değil. O faaliyeti hem ekolojik bilinci arttırmak hem de oradaki e, buluşma imkanını e, e, geliştirmek adına işlevler üstleniyor. Spor çok önemli. Yani oradaki sporu sadece bireysel sağlığınız için değil. Aynı zamanda bunun bir takım toplumsal e, ihtiyaçlara, siyasal konulara e, dokunacak şekilde kurgulanmasının imkanları var. E, Adana'da Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi'ndeyken e, işte okulların e, bahçelerine havuzlar kurmuştu. Konya'da da örneği var yukarıda gördüğünüz gibi. Böylece yazları kanallarda boğulan e, çocuk sayısı azaldı. Onlara e, e, bir sportif, e, bilinçli spor yapma imkanı tanındı. Ve işte gelirken bir pet şişe getirerek getirmeleri istendi. Böylece ekolojik duyarlılıkları arttırıldı. Veya o en bilinçli... ...spor, mesela koşu, bu kent koşuları, maratonlarında siz hiç ayak basamayacağınız yerleri teneffüs edebiliyorsunuz... ...işte Boğaziçi Köprüsü'nden koşabiliyorsunuz, bunu on binlerce insanla yapıyorsunuz... ...ve Ali İsmail Korkmaz için yaparak ona siyasal bir anlam katıyorsunuz... ...burada hiç aslında siyasal, sosyal bir ilk bakışta değeri gözükmeyen alanların, pratiklerinde de... ...bu müşterekler siyasetine hizmet edebileceğine inanıyorum diyeyim. son olarak pardon bunun bir de döngüsel ekonomi boyutu var. Yani bu iş Türkiye'de biz gönüllülüğü biraz yanlış anlıyoruz. Gönlü olursa yapacak bir şey olarak algılıyoruz. Oysa gönüllülüğün bir sorumluluk gerektirdiği ve bu sorumluluğun karşısında da bir takım maddi kazançlar elde etmenin çok da ayıp bir şey olmadığını, gönüllükle çelişmediğinin altını vurgulamamız gerekiyor. O döngüselliği yani yereldeki ekonomiyi mümkün olduğunca yerel aktörler arasında yapmanın da faydasını akılda tutalım. İşte David Bowie'nin e, banknotunda bulunan David Bowie'nin Bowie bir banknot resmi olduğu işte e, Bristol sterlininde olduğu gibi alet kütüphanelerinde olduğu gibi ya da işte İsviçre'nin en büyük kredi ve kooperatif WIR'in yarattığı o ekonomik büyüme gibi modelleri de akılda tutmamız gerekiyor diyeyim ve daha fazla uzatmayayım. Her sunuşu Tanıl Bora'nın her şeye, her şeye rağmen adlı yazısından bir alındı ile yapmak adetimdir. O da işte bütün bu çürümeye tanık olduğumuz paradigmanın değiştiği bir dönemde sadece bir hamasetle, inatla değil ama dirençle, ümitle yapabilmenin gücüyle doldurmak doldur doldurabilmemizi umuyorum. sabrınız ve ilginiz için çok teşekkür ediyorum.